Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Göç İdaresi Başkanım, Daire Başkanım, İl Milli Eğitim Müdürüm, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirler. Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, kendinize ayırdığınız bu kıymetli vakitte cep telefonlarınızın sizleri ve bizleri rahatsız etmesine izin vermeyeceğinizi umuyoruz. Teşekkürlerimle. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fevzi Kurt'u sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Göğsünü açmıştır türküleri sayesinde, herkese ve her şeye göğsüne sığdırmıştır bütün dünya. Ağlarken ağladıdır türkü, düğününde ezgisidir türkü, halkımızın türküsüyle konuşur. Beşiğindeki yavrusuna söz söylemeden önce türküsünü söyler. Askerini türküsüyle yolcu eder. Türküsüyle karşılar. Türküsüyle barışır. Düşmana karşı türküsüyle cenk eder. Türküsü öyle çoktur ki koynuna ayrı söyler, kuzusuna ayrı, atına ayrı söyler. Öyle yürekte ağlayan hikayelere sahipler ki nesiller boyu anlatıla gelen bu hikayelerden bir kısmını sizler için derledik efendim. Bu gecenin yüreğinizde ve bedeninizde kalıcı bir tadı olmasını diliyor gönlümüz. Gelin şimdi güzel bir Urfa türküsüyle başlayalım programımıza efendim. Ve bu duygu deryası içine bırakalım kendimizi. Kocaman alkışlarınızla Akçakale ve Harran Halk Eğitim Merkezlerimizi sahneye davet ediyorum efendim. Şanlıurfa'mızın ünlü ses sanatçılarından Hamza Şenses, dayısının kızı Hanım ile evlidir. Bu evliliklerinden Hayriye, Zeliha ve Türkan adlı yavruları dünyaya gelir. Bahar ayı geldiğinde havanın da güzel olmasını fırsat bilen anneleri yavrularını yanına alıp kır bahçesine giderler. Kır bahçesinde şen şakrak bir şekilde eğlenirken Türkan'ın ayağı kırar ve kafasını yarar. Hemen hastaneye kaldırılır. Doktorlar kafatasının patladığını ve beyin kanaması geçirdiğini söyler. Urfa'da tedavi edilemez. Bütün varını yoğunu satan Hamza Şenses diğer diğer dolaşır kızını tedavi edebilmek için. Ancak çare bulamaz. Kafatası çatlak şekilde Türkan 7 yıl çileli bir hayat yaşar. Çalışmak için Gaziantep'e giden Hamza Şenses, orada doktorlara göstermek için kızı Türkan'ı da yanında götürür. Akrabalarının yanına bırakır. Kendisi de bir gazinoda işe başlar. Sahneye çıkacağı bir akşam haber gelir. Hamza, kızın çok ağırlaştı, hemen gel. Maddi sıkıntılarla uğraşan Hamza, nasıl geleyim? Gazinodan paramı da ben peşin aldım. Eğer çıkıp gelirsem işime son verirler. Programı kısa sürdürür, hemen gelirim der. Program biter, hemen evine gider. Eve gittiğinde, odaya girdiğinde melek yüzlü Türkan yatakta cansız bir şekilde yatıyordu. Odadakileri çıkartır. Gömleğini parçalar. Feryat figan bir halde ağzından Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Ciğerim yanıyor hani. Gözlerim ağlar. Sözleri dökülür. Bazı türkülerimizde halkımız kendi yaşantısının, özlemlerinin, hasretin, acılarının, sevgilerinin izlerini bulur. Bundan dolayıdır ki türküler halkımız tarafından çok sevilir. Hatta bazen bazı türkülerin birçok hikayesi anlatılır. Tıpkı bu türkünün olduğu gibi. Birden çok hikayesi de olsa bu türkü, yüreği yanık bir babanın evladının vefatı üzerine dilinden dökülen sözlerdir. Şimdi, dillere pelesenk olmuş, bülbülleri sükuta erdirecek ve gönlünüzde hoş bir sada bırakacak
bu eşsiz türkümüzü dinleyeceğiz. Benim bu derdime, bu mu mazlarım, anam anam, benim bu
Akçakale ve Haran Halk Eğitim Merkezi ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz efendim. Hiç kimse bilmez halimden, serzenişin en içli hali bu türküde saklı sanki. Viranşehir Halk Eğitim Merkezi ekibimizi sahneye davet ediyorum efendim. Kocaman alkışlarınızla. Yürü!
kalbimize dokunan bu güzel Türkiye için Viran Şehir Halk Eğitim Merkezi ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim, türkülerin çoğunlukla iç yakan bir öyküsü vardır. Dinlerken de içimize işlemesi bundandır. O sözlerin hepsi, hatta daha fazlası yaşanmıştır. İşte yüreğimizi yakan türkülerden biri de Suruç Halk Eğitim Merkezimizin sunumunda. Alkışlarınızla Suruç Halk Eğitim Merkezi. Gece saat 5, kız bekler, denizaltı yok.
Biraz zaman geçer, yine bekler, hala denizaltı yok. Bir süre sonra bir denizaltı geçer, kız yazmak istediği mesajı tekrardan yazar, seni seviyorum. Denizaltındakiler şaşkın, biri onlara seni seviyorum yazıyor. Bu olay daha önce askerler arasında yayıldığı için bir kızın sevgilisine mesaj yazdığını bilirler. Ve derler ki, acaba sırayı mı karıştırdı, acaba uykuda mı kaldı? Ne yapsak da kız merak etmesin derler ve o deniz altındaki askerin yerini projektörleri o gece onlar yakarlar. Cevap verirler sonsuza kadar. Peki, bizim ilk denizaltımız Dumlupınar nerede? Tarih 4 Nisan 1953. İlk denizaltımız Dumlupınar, Çanakkale Boğazı'nın Lara Burnu açıklarından geçerken İsveç donanmasına ait bir şirekle çarpışır ve denizin metrelerce dibine gömülür. O sırada güvertede 8 asker vardır. Bunlardan ikisi pervaneye takılarak, biri ise boğularak vefat eder. Mürettebatta 81 asker vardır. 22'si torpidoya saklanarak hayatlarını kurtarmayı başarır. Tabii kendilerini bekleyen daha acı bir sondan habersizce. Yüzeye fırlattıkları bir şamandıra yöntemiyle merkeze iletişime geçerler. Efendim, bir kaza sonucu denizin metrelerce dibine gömüldük. Sizden yardım bekliyoruz. Burada 22 kişiyiz ve oksijenimiz çok az. Lütfen bize yardım edin. Merkezden cevap gelir. Sizi kurtaracağız. Oksijeni idareli kullanın. Gerekmedikçe hareket etmeyin, şarkı söylemeyin ve sigara içmeyin. O askerleri kurtarmak için bütün ülke seferber olmuştur. Ama herkes bilir ki o günün şartları ve teknolojisiyle o askerleri oradan kurtarmak mümkün değildir. Beklenen o acı haber tekrardan merkezden gelir. Hareket edebilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz ve sigara içebilirsiniz. Bu, o askerlerin açık açık ölüme terk edildiğinin kanıtıdır. O gün çaresizlik içinde yitirilen sadece 81 askerimiz değil, kenetlenmiş bir ulusun umutlarıdır da. O halde ah bir ateş verin de bir sigara yakalım.
çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizin sıradaki türküsü ise bizden İl Milli Eğitim Müdürümüze armağan olsun. Buyurunuz efendim. Mükemmel yorumladığı türkümüzü bir de Hilvan Halk Eğitim Merkezi ekibimizden dinleyelim mi? Karşımızda Hilvan Halk Eğitim Merkezimiz. Buyurun efendim.
vaktiyle Urfa'da Sabunlar Sülalesi diye bir sülale varmış. Bu ailenin 3 evlat kızları varmış. Aynı aileden Eşref adıyla bilinen bir erkek kızlardan birine sevdalanmış. Gel zaman git zaman kızla büyümüş ve Eşref'in kendisine karşı olan sevgisini öğrenmiş. Bu iki genç uzun zaman sevgilerini etraftan ve aileden gizlemiş. Ama dayanılacak bir olmamış. Aynı aileden olmalarına karşı kızın ailesi çok zengin fakat Eşref'in ailesi oldukça kalınmış. Bu yüzden Eşref derdini uzun zaman yüzlerine açamamış. Bir zaman sonra artık aşka dayanamayan Eşref ailesine derdini aşmış. Aile büyükleri de nasıl olur onlar zengin kızlarına verecekleri kişinin de zengin olmasını isterler. Bu yüzden kızlarına vermezler demiş. Fakat bir iki kollarının boynu yüküp kaldığını gören ana baba karar vermiş ve ne pahasına olursa olsun kızı istemeye gitmişler. Kız istenmiş. Fakat tıpkı düşündükleri gibi bir oğlan üstü. Biz kızı başkasına söyledik. Onun için kusura bakmayın. Bu iş olmaz demişlerdi. Eşlerinin anası babası boynu bükük üzerek eve dönmüşler. Bütün bunlara rağmen kız da Eşref'ten başkasını istememiş. Bu iki aşığı birbirinden uzak bulmaya çalışmışlar. Ama Eşref kızla anlaşmış. Ölürse başkasını olmayı anlaşmışlar. Ve nihayet Eşref kaşınmayı kullanmış. Kız da haberli olduğu için kararlaştıkları bir gecesinde borçasını hazırlayıp beklemeye başlamış. Eşref atıp gelinceye kadar hayli zaman gelmiş. Kız ise beklemekten uyuyakalmış. Eşref geldiğinde kızı uykuda bulmuş. Eğilmiş, öperek uyandırmak istemiş. Tam bu sırada kızın ağabeyleri içeri gidip önce Eşref'i sonra da kızı bulmuşlar. Ölümle sonuçlanan bu hacı öyküsünün sonunda tüm çocuk ortaya çıkmış. Hayatlar yolu
Dinlerken huzur bulup dinleneceğiniz bir türküyle baş başa bırakmak istiyoruz. Ceylanpınar Halk Eğitim Merkezi ekibimizi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Zamanın birinde ölüme ırmağın öte yakasına kadar ermiş de gelmiş bir dedeye sormuşlar. Halleri niceydi? Bilmem demiş dede. Irmağın içinde sürüklenen gözüm hiçbir şey görmedi. İçlerinden bir çocuk sormuş dedeye. Peki suyu anlat o zaman. İçlenmiş dede, sürükleyen suyun sızısı. Yaşından, gönlümden, bilginden erinmedim sordum demiş dede. Her şey bir tek on ile başladı. Ol dedin, oldum ben. Birazdan öl diyeceksin, öleceğim ben. Böylesi bir aşk ile tuttumken sana, sana rağmen senin kolunu nasıl sevebilirim ben? Suydu beni içlenmiş olsa ki, dişsizliğine bir ara verdi demiş dede ve yağmur yağar oradan buradan üstümüze inecek yorgan seveceksen işte burada vay diri diri kuş diri diri Mevlam kulu sevdim seni vay diri diri kuş diri diri vay vay diri diri kuş diri diri Mevlam kulu sevdim seni vay diri diri kuş diri diri vay sen
sen sevmedin. Zihin dediğin su. Onun gönül dediği suyuna, suyun onun suyuna su çekti. Sonra demiş meraklı çocuk, ağzı beş karış açık. Hiç demiş dede, yağmur yağdı, bundandır. Açıkken acımaz, daha beter yağmur yağmur. Yaş olur yer, uçan kuşlar sarhoş olur. Aşkı anlatır bir cümle kurun dedi çocuklara. Aşkı anlatan en kısa cümleyi kurun dedi dede. Vay dilli dilli, kuş dilli dilli diye başlamış veletler. Mevlam kulu bir günah işledim sevdim seni ben. Geçirmiş içinden dede, eline bir toprak alıp bıraktı kendini suyun akışına. Merkezi ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Erzurum yöresine ait türkümüzü Bozova Halk Eğitim Merkezi ekibimizin dilinden ve telinden dinleyelim. Kocaman alkışlarınızı efendim. Yemen seferinden döner gibi
Gerçi savaş dönüşü değil ama hastalığı var, sağlığı var, karı var, ayazı var. Bir de salgın hastalık söylentisi yayılmış. Veba hastalığı kırıp geçiriyor ortalığı o dönemde. Sayıklaya sayıklaya götürüyor insanı bu hastalık. En erken 3 gün, en geç 7 gün içinde başlıyor sayıklama. Kurduğu tüm dünya yok oluyor bir anda insanı. İşte Mehmet'i de yakalıyor gurbetlerde veba denen illet. Ve kısa bir sürede alıp gidiyor canım. Bir çalının dibine gömüyorlar Mehmet'i. Söylenecek sözleri sevgiliye, anasına özlemiyle birlikte örtüyorlar üstünü. Kara toprak alıyor bağrına. Gençmiş, sevenleri varmış. Anası yavrusu yol gözlüyormuş. Ecel, kimini sene, kimini yere veriyor. Mehmet'i de devamla vebayla yakalıyor. Sayıklaya sayıklaya gidiyor Mehmet. Kucak dolusu kırmızı biber elinde kalıyor. Sevgiliye özlemi de dilinde. Artık bir çadır mezar taşı Mehmet'in. Ağır ağır Erzurum'a giriyor ben kervan. Ana ilk rastladığına soruyor. Oğlum nerede? Birlikte çıktınız kervana. Nerede kaldı? Sen ol da gel yanımda. 7 gün dayandı Mehmet. Sonra bir çalının dibine gömdük onu. Anadır, yüreği dayanmıyor. Diline kırmızı gülleri doluyor. Ol tabipten medet diliyor. Olmuyor. Ver elini dağ yolları. Dilinde türküsü. Gönlünde oğlunun hayali. Deli olur, dağlara düşüyor. Onu son görenler. Elinde bir demet kırmızı gül. Dilinde ise şu türkü. Kırmızı gül
Kalemi elden düşüren, bu toprakların en güzel aşk türküsü Mihriban'dan sonra aşkın yerini tanımsız unutmaya bırakan Abdurrahim Karakoç'un nasıl unutacağını anlattığı türküyü seslendirmek için Siverek Halk Eğitim Merkezimizi sahneye davet ediyorum. Kocaman alkışlarınız efendim. Güzel misafirlerimiz, şimdi biraz Kahramanmaraş'a doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hikaye, Abdurrahim Karakoç'un köyünde bir düğünde başlamıştır. Karakoç'un köyüne düğün için misafirler gelmiştir. Ancak içlerinde öyle bir güzel vardır ki o Abdurrahim Karakoç'un mihribanıdır. Mihriban, Kahramanmaraş'tan ailesiyle birlikte düğün için gelmiştir. O zamanlar genç bir delikanlı olan Karakoç, Mihriban'ı görür görmez tanışmak ister ve tanışırlar. Ailenin ısrarı üzerine nişanlı olduğunu
ve yakında evleneceğini söylerler. Bu durum üzerine Karakoç'un anne ve babası geri dönerler. Abdurrahim Karakoç'un merakla beklediği anne ve babasından kötü haberi alınca bu konunun kapatılacağını ve bir daha konuşulmayacağını söyler. Ancak dili her ne kadar sussa da yüreğine söz geçiremez. Aradan yıllar geçer ve Karakoç'un mihriman aşkı önce şiir olur ve ardından türkü. Türkü olması ile birlikte bu aşk dilden dile duyurulur. Türküyü duyan mihriman Abdurrahim Karakoç'a bir mektup yazar. Mektupta unutmak kolay değil yazıyordu. Yıllardır bu koca aşkla bir başına kalmış Karakoç bu mektuptan sonra bir şiir daha kaleme alır. Altyazı M.K.
yağmur yağıyordum Maraş'a. İncecik tel ve tel tel. Ayrılırken yine gel demiştin, yine gel. İşte geldim, sarı fırya saçlı, nar gülüşlü, nar dudaklı. İşte geldim. Yine bana o gözlerle bak. Yine beni o gözlerle seyret. Yağmalansın aklım. Benim bir tek nurlu hayatım. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir kahraman Maraş'a. Bilmem hala o kocanda mısın? Hala dağları karnı Maraş'ta mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Şehriman, mihriman, mihribanım. Efendim, Mihriban'dan daha güzel bir türkü varsa o da Unutursun Mihriban'ımdı. Siberi Kalk Eğitim Merkezi ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Haliliye, Eyyubiye, Karakök Halk Eğitim Merkezlerimizle birlikte seslendireceği iki güzel türküyle sizleri baş başa bırakıyorum efendim. Sahneye kocaman arkadaşlarımızla davet etmek istiyorum.
güzellik de ondan geri kalmaz. Gülizar zengindir. Gülizar ağabeyi. Sevda zenginlik dinlemez. Sevdalanırmayın Gülizar'a. Babasından istemeye karar verir. Çalar kapısını babasına. Babası hor görür mahidir. Sen kimsin de? Sen kimsin benim kızımı istersin? Gördü kırdır mahini. Yüreğindeki büyük sevdayı alıp ayrılır oradan. Aradan kısa bir zaman geçer. Mahir ile Gülizar anlaşarak uzak diyara giderler. Orada yeni bir yaşam kurarlar kendine. Gülizar hamiledir. Artık evlerine yeni bir nefes, yeni bir can katılacaktır. Mahir oldum orası almaya merakı vardır. Yeni arkadaşlarıyla hava gitmek ister. Gülizar rıza göstermez buna. Hayır de, sen zaten hastasın. Hem beni nereye bırakıp gidiyorsun? Yine de laf geçiremez Mahir'e. Çok istediğini gören Gülizar rıza gösterir. Gün doğumuyla birlikte Korkut Dağı'na hava gider arkadaşlarla Mahir. Bir nokta belirlerler, orada buluşmak üzere ayrılırlar. Gün batımında bir araya gelirler, bir Mahir yoktur. Bekler arkadaşlar kendisini, Mahir gelmez. Belki de derler, erken gelip gitmiştir. Tekrardan şehre dönerler. Mahir'in kapısını çalarlar. Gülizar sevinçle açar kapıyı. Mahir der, Mahir yoktur. Gelmedi mi derler? Gelmediler. Arkadaşları söyleyecek lafı kalmamıştır. Artık akşam olmakta. Tekrardan Korkut Dağı'na giderler. Gece soğuk, gece ay ışığıyla aydınlıktır. Hem dağ, hem taşın altında Mahir'i ararlar. Sonunda bakarlar, Mahir uzatmış yerde. Mahir derler, Mahir ses vermez. Elini alnına koyar arkadaşları. Bakarlar ki gece kadar soğuk, gözleri gece kadar karanlık. Mahir başka diyara gitmiştir. Bunu Gülizar'a nasıl söyleyeceklerini düşündüler. Tekrar dönerler şehre. Gülizar, buldunuz mu der. Bulduk derler. Hadi gidelim. Gelirler. Gülizar Mahir'i görür. Onu görür görmez yerde. Kendinden bir çeyrek gittiğini anlar. Mahir der. Mahir cevap vermez. Mahir ben geldim de sen kaldın Gülizar. Mahir cevap vermez. Sen gidin. Sen benim sesimi duyar duymaz cevap verirdin. Şimdi niye susarsın? Mahir'den yine cevap yoktur. Anlar Gülizar. Mahir başka diyarlara gitmiştir. Gözlerine yaşlar dolar ve dudaklarında bu türkünün nameleri dökülür. Dağlar kış imiş, yolcu kışmış, nasıl eden ben? Dağlar harami,
Açma yarabbi. Perişanım ben. Perişanım ben. Selanik yüzyıllardır Türk ülkesidir.
Türk şehridir. Bu yüzden Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı'yı yalnız bırakmayacak. İşte Selanik'i alsan da Yemen'de Osmanlı için savaşacak Türklerden yalnızca bir tanesi. Hasan nişanlanalı sadece birkaç hafta olmuştu. Ama Osmanlı'nın bir cihan harbine girdiğinin duyulmasıyla yüzyıllardır Türk şehri olan, artık vatan toprağı olmasa da Türklüğünü mutlak surette koruyan Selanik, Birinci Dünya Savaşı'nda da Osmanlı'ya asker gönderecek. Hasan, aklında vatan sevdası, ardında anası, babası, bir de gönül davasıyla cephenin yolunu tuttu. Yemen, Yaman'dır. Anlatılan anılarda da söylendiği gibi, yine geldi pek görülmemiştir. Harp bitmiş ve Arap ülkeleri bir bir kaybedilmiştir. Ne Hasan'dan ne de arkadaşlarından kimse haber alamamıştır. Evine ise Hasan'ın ölüsünü ya da dirisini beklemektedir. Sadece evine de değil, halk giden herkesi ölmüş sayar. Aslında hepsinin içinde geri döneceklere dair bir umut vardır ama çoğu bu gerçeği kabullenmiştir. Çünkü hayat bir şeyleri umut etmek ya da bir şeyleri kabullenmek arasındadır. Yine böyle günlerin birinde Emine'ye bir haber gelir. Hasan geldi. Emine sözün devamını dinlemez bile. Bir koşu meydana gider Hasan'ı aramaya. Emine meydanda gördüğü herkese Hasan'ı sorar. Emine sordukça karşısındaki susar. Karşısındaki sustukça Emine kızar. Kızdıkça daha çok sorar. Köyün yeni gelenlerinden Hatice teyze bu duruma bir son vermek için Emine'yi kolundan tutar ve Balkan savaşlarında yıkılan caminin yerine yaptıkları camiye götürür. Yeni camiye. Emine şaşkındır. Olan bitene anlam veremez. Hatice teyzeye bakar. Hatice teyze ise yere bakar. Sağda solda ağlaşan kadınlar varmış. Bir yürek yangını için çıraya ihtiyacımız yoktur. Zaten yürek bu dünyanın en yanıcı maddesidir. Yüreği yanan Emine dizlerinin üstüne çöker. Ve tam o sırada minareden bir ezan sesi yükselir. Ezan sesi değil de
ve Halk Eğitim Merkezleri ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Ekibimizi sahnede tutuyoruz ve onların küçük bir kursiyeri olan minik hanımefendimizi sahneye davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Değerli konuklarımız, bu güzel geceye katılıp bizleri alkışlarınızla onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza bir Urfa türküsüyle başlamıştık. Yine bir Urfa türküsüyle devam etmek istiyoruz. Ve programımızı Urfa türküsüyle sonlandırmak istiyoruz efendim. Herkesin kendince bir Nemrud'un kızı, öyküsü, şarkısı, türküsü ve sevdası bu zengin topraklarda vardır ve var olmaya devam edecektir efendim. Yeter ki insanların sıcacık yüreklerinde vefaya, sevgiye yer olsun. Şarkıya birlikte eşlik edelim mi efendim? Buyurun, şarkı sizlerle efendim.
Efendim Halk Eğitim Merkezi ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlara kocaman bir alkış daha diliyorum ve sahnede bırakmıyorum. Sahneden ayrılmadan önce şimdi Halk Eğitim Merkezi ekiplerimize teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Sayın Valimiz Yeliz Yıldız Han ve Metin Esen Beyefendileri ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fevzi Kurt'un sahneye teşriflerini arz ederim.